konaklar yapılırken o konakları yapanlar Rusya'da çalışmışlar. Orada görmüşler demek ki Rusya'da yaşam şeklini. Gelmiş burada o konağı yapmak zaten başlı başına bir olay ya, maddi bir olay. Demek ki o uygulamayı köyünde de yapmış yani. Var hani şeyler var, bazı konaklarda şeyler var mesela. Misafir odalarında banyolar var. Ufak. Böyle dolap gibi mesela açıyorsun orada. Aynen. Kovayla banyo yapıyorsun, böyle şeyler var. Duşa kabin gibi. Duşa kabin gibi, ama böyle. Giriyorsun, eğilerek giriyorsun böyle, orada yıkanıyorsun hani misafirlikte. O yatağın altındakini bir daha anlatsana. Şey yani ahşap peke diyoruz biz buraya. Tahtaları çakarak. Sedir gibi sedir böyle, üzerine yatılan yer. Üzerine yatılıyor ama o kapaklı bir sedir. O kapak açılıyor, yatak kalkıyor. İçinde işte gideri olan küvet gibi bir şey, alan yapmışlar banyo yapmak için. Yani onu da gördüm. Yani aslında öyle çok gelişmiş şeyler var. Mesela gene o Tepan'daki konakta şey var mesela. Bu odada mutfak tarafında yapılan şeyler bir dönen bir şeyin üstüne koyuluyor, dönüyor böyle. Kadınlar koyuyor. Diğer misafirlerin geldiği oturma salonu var. O tarafa dönüyor. Hiç kadınları görmedi. Yani o şekilde çok iyi. İsteyenler orada dönüyor. Harikaymış. Orada erkekler servis yapıyor mesela. Buradan böyle koyuyorsun, o tarafa çeviriyorsun. Evet. Ha, böyle şeyler var ama genel olarak buradaki evler aynı standarttadır yani. Eski tip evler. Peki şimdi bu bölünmüşse burası, diğer aile nasıl kullanıyor bunu? O da aynı şekilde diğer taraftan. Salonlar salon ya, yani burası giriş olduğu için ana salon burasıydı, bölündü. Ortada hayat denilen bir salon vardı. Orayı da bölüyor. Ama iki tarafı da aynı şekilde oda düşüyor. İki oda bize düşüyor. İki oda şey da zaten, o tarafa düşüyor. O tarafta burada mesela bölünme şey Nihat abinin abisi zaten mesela. Amcam. Bazı amcam durumlarda bölüyor. Böyle bölünüyor çok. Evet. Ortaklı olmayanlar da kardeşler arasında bölünüyor. Uyuşma sağlanamayınca böyle tahtayı ortaya çakıyorlar. Ama o tarafa da aynı şekilde. Hani bize ne kadar alan kalıyorsa evin içinde eşit bölünüyor tabii. Bazılarında aynen, oldu. Ortak olabilir. Yaşamak zorla olunca böyle yapılıyor. Peki dış mekanları nasıl kullanıyorsunuz? Dış mekanlar eşit bölünmüyor bence. Hangi kapıya ne kaldıysa. Kapı veya diğer arazilerde eşit bölünüyor. Her şey bölünüyor. Ya, kaç kardeşsin ona bölünmüyor işte. Yani yok, diğer kapıda mesela... Evin dışına çıktığın mesela siz burada otururken onlar nerede oturuyor? Şimdi onlar şöyle, da kendi kapısında. Bizim tuvalet banyo dışarıdaydı zaten. Bu taraftaydı. Tekti. Hı-hı. O evi böldükten sonra kendi evin içinde tuvalet banyo yaptırdı. O tarafta odun alanı vardı. Odun koyduğumuz bir alan. Ona kaldı. Orayı değerlendirdi. Hani hı-hı, oturacak kapı, balkon yaptı. Biz de bu kadar açılabildik. Burası aslında Deroni diyoruz. Üst kata çıkılan yoldu burası. Patika yoldu. Bu toprağı biz kazdık. Yani şu zemin doluydu yani burası. Ben bunun ufak kardeşiyle beraber 20 gün kazdım ben burayı. Oturma alanı yaptık kendimize. Görüyorsunuz değil mi? Bak ne kadar iyi kazmışız. Çok güzel bir duvar olmuş orada ya. Şey, yani sert ne zemin. Dikey bahçe. Sert zemin burası aslında. Yani kazabildiğimiz, kendimize açabildiğimiz alan. Böyle. Burası komşunun sınırı. Biz bu kadar açabiliyoruz. Biz daha ileri gidemeyiz. Buradan diğer komşunun. Amcam diğer amcama kadar ilerleyebilir. Siz şey içeri almayı düşünmüyor musunuz? İçeride yer yok. Alacak yer yok. Yani alınabilseydi belki şu kısma alınırdı. Ama evet, biz çok acil yaptırdığımız için burayı, onu dahil etmek o zamanlar onu söyleyen olarak, çok oluyor. Burada biraz maddi belo oldu. Olarak bayağı bir bütçe ayırmak gerekiyordu. O zaman biz okuyorduk. Tek çalışan öyle bir şey olunca. Orası mıydı? Yok. Yani çünkü burası yani, hani manzaraya karşı oturmak ha, için değil. Yani. Her gelen söylüyor yok, burada. Bana diyor ki niye bunu diyor şu tarafa al diyor ki buranın manzarası çok güzel. Ama şimdi ben de bu riske girmek istemiyorum. Diyorum ki ev zaten küçük. Biz şimdi aşağıda yeni ev yaptırmak gibi bir niyetim var yani. Bir projem var. Eskiye yatırım çok olmaz çünkü her tarafı elinde. Yani yama yapmak çok masraflı oluyor. Buraya bir şey ya da yine eski uslu bahçenin aşağıda bahçenin üstüne. Yok olmaz artık. Onlardan kalmadıyız. Bir şeyde Serdar, Hasan gösterseydin Sebahat'ınkini. Ha ona da baktı gene. Ha, bir tek... Ben bir yerde gördüm şeylere giderken, Zeynep'lere giderken de gördüm de kullanılmıyor ama. Yok kullanılmıyor. Minenim var. He? Minenim var. Minenim var mı? Bir şey de vardı. Madigun da var. Yani aşağı bahçeye bırakılıyormuş yani. Aynen öyle mi? Gübre. Sonra çekiliyor. Ama gübre olarak bahçelere kullanıyorlar. Ama olmaz aslında insan
İşte hastalıklı olan. Dış kısımdan gübre, evet. Ama onu da direkt kullanmayın. Çok karışık yediğimiz normal için. İnek gübresini de kullanmamak. Direkt kullanmamak lazım. Eskitip çürütüp kullanmamak. Niye? Çaçayla karışıyor. Doğru mesela kireçle falan yapıp kompost çürütüyorlar yapın. Mesela. Kullanma. Kompost yapıp. Vallahi eskiler kullanmış. Bir şey olmuş mu? Evet, kullanıyor. O bilgi yok ki o kültür yok. Kullanırsa bazen mesela çok aşırı gübrelemede zarar verip bir şey. Tabii ki verir. Üreteceğine. Ya şimdi yani o zaman, bir de şimdi artık biz daha kimyasal besleniyoruz ya. Önce evet. Öyle değil. İşte o zaman daha doğaldı. Mesela sabun yoktu, deterjan yoktu. Tabii. İşte ne bileyim. Evet. İnsanlar o şartlarda yaşıyordu. Şimdi her şey çamaşır suyuna varıncaya kadar var. Ama hepsinin insana zararı var. O kadar hastalık var. Evet. Yani şu şeyden zaten kullanılan doğum kontrol hapları denizlere artık karıştığı için balıkların yapısını değiştiriyor. Yeah. Plastikler. Evet, plastik zaten. İlaç yani, bir sürü ilaç. 7. kıta neyle oluştu? Yeah. Plastiklerle. Pasifik'te falan azalıyor. İşte bunu biz yapıyoruz. En basitinden dereye iniyoruz. Bizim köyümüz ama gene orada da çöp buluyoruz biz. Ki burada 3-5 insanız. Daha kalabalık yerlerde bunun kontrolünü kim sağlayacak? İnsanın bilinçlenmesi lazım. İnsan bilmezse. Ya öyle diyorum. Daha düşük mikro ölçekte bile küçülüyor. Plastik artık görülmeyecek zaten hale geliyor. Zaten yiyormuşuz yani. Hepimizde ona yapacak artık bir şey yok mesela. Denizlerde küçülüyor. Artık görünmeyecek hale geliyor. Kızım biri şeyi cipse mikroskopla bakıyor ve plastik görüyor. Öyle bir video gördüm ben. Doğru. Ben de cipse bayılırım yani. Evet, ama hiç yememek lazım. Ne yiyoruz ki? Ya? Plastik, gerçekten plastik yiyoruz. Ben de bayılırım da. Hasan'la bayılırız. Ben de severim ama çok zararlı oldu. İşte yaksam cips yanıyor aslında. Tabii cipsi de mesela ama çıra olarak kullanırız. Ama cips yağlı tabii yanıyor. Mesela şeyde şey kolayı da. Işte, trans yağ falan sebebiyle aslında. Kolayı şey da mesela yani tuvalet temizliğinde falan kullanıyorlar. Normal, nasıl doğal bir yağ değil yani. Yağ değil yani. Kolayı tuvalet temizliğinde mi kullanıyor? Evet, bembeyaz ediyor yani gerçekten. Asitlik leke çıkarıcı yapısı var da asit yani. Hiç kullanmadım ben de deneyim. Ben de kullanmadım ama gördüm. Hayır zaten etin üzerine döküyorsun, eti pişiriyor ya yakıyor. Evet. Eritiyor falan bir şey. Yani. Çay iç. Çay mı? Yok demlemedim. Yok demlemedim. Demleyelim, çay içer miyiz? Çay içer miyiz? Yok yok artık şey yapmayalım değil mi? Sohbete daldık, çayı unuttuk ya. Aynen ya, çocuklarda. Buradan nereye geçiyorsunuz? Bitti herhalde, bilmiyorum. Kaşı'da muhabbet edecek. Gittik ya, bayağı zaten bir hafta gittik, şeyleri çektik. Ya. Çay topluyorlar mı? Asıl işte evet yani, onlar güzel yaptık alıyorlar şimdi. Köyümüzün hemen hemen en büyük çaylı o, evet, değil mi? En büyük sayı olsun. Odun da 9 tane çocuğu var, arazi bölünmemiş. Ha. Yani fahiş. O öyle bir ne şey. Nasıl bölünmemiş? Çocuklar ilgilenmiyor. Çocuklar gurbette, köyde kimse yok olduğundan, babası olduğundan arazi bölünmemiş. Arazi bölündüğü zaman onun arazisi de bizimkinin konumuna düşer yani. Tabii 9 canım tane çocuğu ya da işte ama bölmek ne kadar saçma ya. Onun yerine birlikte işletip gelirini paylaşsalar ya, böyle yapılamıyor mu? Ya böyle bir gelir yok. Baba sağsa oluyor. Biz ama de baba sağ değilse nasıl birlikte işleteceksin? Bir kişi ilgilenecek ona. O zaman o da der ki, ona da bir maaş verecek. O da şunu diyecek o zaman. Ben bu kadar uğraştıktan sonra neye para sana göndereyim? Sen şehirde otur, ben burada çalışayım. Yok. Sonra gel kaymalı. Ona da bir işletme olmuyor parası vermeleri lazım. Yok ya değil? O çok burada o işlemiyor. Mümkün çünkü değil. Zaten gelir anca bir kişi bile yetmiyor. İnsan yapısı işte. İnsan sen yapısı işte. İnsan sen toplayan kişileri gördünüz değil mi? Kolay mı? Hiç kolay. Ya miras kültürü çok zor. Toplaması en kolay. Onun yani toplaması aslında kolay. Onun torbalaması, onun arabaya yüklemesi, taşıması, onun alım yerine götürüp satması zor yani. Şimdi bunu Ankara'da oturup da işte köyde çay parası alıyorlar diyorlar. Köyde çalışmak böyle kolay değil. Bir de onun öncesinde temizliği var. Gübreleme.